Hande Fırat, Fidan Güler ve Kalın birlikte Bağdat'ta Irak zirvesinin şifreleri. Kuzey Irak sınırında terörü temizlemeye yönelik adımlar sürerken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'taydı. Iraklı yetkililerle neler konuşuldu, masada hangi önlemler var, işte ziyaretin şifreleri. Ankara bölgedeki terör örgütü varlığını bu yaz sona erdirmeye kararlı. Bu işi ya beraber yapalım ya siz yapın, aksi takdirde kendi mücadelemizi vermeyi sürdüreceğiz mesajını her zaman ifade eden Türkiye son dönemde Bağdat'tan bu konuda pozitif mesajlar alıyor. Bu nedenle de iki ülke arasında dikkat çekici şekilde artan temasların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la muhatapları arasında dün bugüne kadar yapılan en önemli güvenlik zirvesi yapıldı. Hakan Fidan'la Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin önce baş başa görüştüler. Ardından Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın da bulunduğu iki buçuk saatlik zirve yapıldı. Fidan ayrıca Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi ile de görüştü. Bakanlar Fidan ve Güler'le MİT Başkanı Kalın Türkiye'nin beklentilerini anlattı. Ankara'nın talepleri Öncelikle şunun altını çizelim. Bağdat hükümeti Kalkınma Yolu projesinin bir an önce hayata geçmesinden yana. Bu proje için terör örgütünden arınmış bir bölge olmazsa olmaz koşul. Bir yanda terör örgütü PKK Irak topraklarını kullanırken, diğer yanda Bağdat hükümetinin yanı sıra Irak deyince bölgesel yönetimi ve Haçlı Şabi'nin gücünü de unutmamak gerekiyor. Ankara terör örgütüne karşı Irak'ta başta Bağdat hükümeti olmak üzere tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Gelelim Ankara'nın amacına. Türkiye 2019'da başlattığı pençe kilit operasyonuyla mücadelesini Türkiye'nin Irak sınırındaki hatta taşıyarak geçici üst bölgeleri oluşturmuştu. Hedef şimdi bu hattın tamamen kapatılması, yani açıkta bulunan boşlukların doldurulması, güvenliğin tam anlamıyla tesisi için kimi yerlerde daha da derine inerek 30-40 kilometrelik bir güvenlik koridoru oluşturmak. Metinazap arasının tamamen kapatılması, Garanın tehdit olmaktan çıkartılması, Hakurk'un arındırılması gibi önlemler masada. Kandile operasyonlarının sürmesi ancak asıl Türkiye sınırına yaklaşık 150-200 kilometre mesafede bulunan ve terör örgütünün üstlendiği Asos'un ortak operasyonlarla örgütten temizlenmesi de iki ülke arasında konuşulan başlıklardan. TSK son dönemde zaten Asosa hava harekatlarını sürdürüyor. Ortak Harekat Merkezi. Ankara'nın gündeme getirdiği ortak harekat merkezinin oluşturulması durumunda iki ülke terör örgütüne karşı daha hızlı sonuç alabilecek. Ancak bazı gerçeklerin de altını çizmek gerekiyor. Kalkınma yolunu bu kadar isteyen topraklarında terör örgütünün kendine verdiği zararın farkında olan Irak'ın PKK'yı terör örgütü listesine alması yani resmi olarak terör örgütü ilan etmesi gerekir. Ortak açıklamada PKK'nın yasaklandığının duyurulması ilişkilerin gelişmesi açısından olumlu bir adım oldu. Irak Suriye arasına duvar Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölgede heyecan uyandıran kalkınma yolunun ve Irak'ın güvenliği açısından Suriye-Irak arasındaki geçişkenliğin de sona erdirilmesi zorunludur. Bunun için Türkiye dahil birçok ülkenin uyguladığı güvenlik duvarı bir an önce hayata geçirilmelidir. Bağdat hükümetinin bu konuda çalışmaları yoğunlaştırdığı da biliniyor. Gelelim işin bölgesel yönetim bölümüne. Süleymaniye merkezli KYB ve Bafel Talebani'nin terör örgütüne verdiği desteğin son bulması gerekiyor. Gerekirse Ankara'nın ileri tedbirler alacağı biliniyor. Yukarıda dikkat çekilen tüm maddeler göz önünde bulunursa, Bağdat hükümetiyle görüşmelerde üç ismin aynı anda yer alması tesadüf değil. İşin diplomasi, askeri, istihbarat ve nokta operasyonlar boyutunun bulunduğunu söylemek gerekir. Irak'lı yetkililerle PKK terörüne karşı birlikte mücadele konuşuldu. Tarihi bir ziyaret. Irak'a yapılan ziyaretin sonuçlarına gelirsek, görüşmeler olumlu geçti. Ortak sonuç bildirisi müzakereleri gece saatlerine kadar devam etti. Her iki tarafta ilişkilerin her alanını kurumsal bir çerçeveye oturtma anlayışında olduğunu vurguladı ve bu kapsamda güvenlik, ticaret, enerji, tarım, ulaştırma, su, sağlık gibi konularda bakanlar düzeyinde Ortak daimi komiteler kurulmasında uzlaşıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içinde yapacağı Irak ziyareti de ele alındı. Irak tarafı büyük önem verdiği bu ziyaret için ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacak tarihi bir ziyaret değerlendirmesinde bulundu yasaklı örgüt kararı Güvenlik zirvesinin sonuçları hemen alındı. Irak terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan ederken zirve sonrası yapılan ortak açıklamada Türkiye Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır denildi. Hande Fırat Hürriyet. Bercan Tutar Dış politikada yeni paradigma. Günümüz dünyasında dış politika artık her ülkenin bireysel olarak yürüttüğü bir strateji olmaktan çıkarak her tür iç dış dinamiği ve aktörü de kapsayan uluslararası bir takım oyunu haline geldi. Bu bağlamda Jürgen Habermas gibi düşünürlerin sık sık dillendirdiği küresel iç politika çağındayız. Hiçbir strateji artık küresel, bölgesel ve ulusal sorunlar karşısında dokunulmaz değil. Çünkü Jami Mistik, Peter Orzak ve Theodor Bunzel tarafından ortak kaleme alınan makalede de Foreign Affairs Mart 2024 sayısı vurgulandığı üzere stratejik ve jeoekonomik bağlama dayalı küresel siyaset paradigması yeni realiteler karşısında kökünden değişiyor. Değişmek zorunda. Amerika'da 500 kurumsal yatırımcının katılımıyla yapılan bir ankette jeopolitika 2024'te küresel ekonomi ve piyasalar için en büyük risk unsuru olarak sıralanıyor. Kuşkusuz jeopolitik gelişmelerin en büyük tehdide dönüşmesi, Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki soykırım saldırıları ve Kızıldeniz'deki Husi krizi gibi küresel gerilimlerin herkesi etkileyen temposundan ve etkisinden kaynaklanıyor. Daha temelde ise özel şirketleri ve kurumları küresel jeopolitik sahnede çatışmaların bir tarafında yer almaya zorlayan tektonik bir değişim yaşanıyor. Bir bakıma ekonomik ve teknolojik rekabetin her açıdan dış politik krizlerin merkezinde yer alması geçmişten sadece niceliksel değil, niteliksel ve paradigmatik bir kopuşu da temsil ediyor. Soğuk Savaş'ta Amerika ile SSCB ekonomik açıdan çok az etkileşimde bulundu. Aralarındaki ticaret 1979 verilerine göre yıllık 4,5 milyar dolardı. Şimdi ise Amerika ve Çin arasındaki ticaretin bir haftalık miktarı bile bu rakamı geçiyor. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonraki terörle savaşta da Amerika dış politikasını ekonomiden ziyade güvenlik ve askeri gücüne dayanarak yürüttü. Ancak şimdi güvenlik ve askeri güç kadar ekonomik ve teknolojik rekabette, jeopolitik savaşların ana cephesi konumunda. 2010 yılındaki kıta sahanlığı krizinde Çin, Japonya'ya pillerin ve elektronik cihazların kritik bileşenleri olarak kullanılan nadir toprak minerallerinin satışını yasakladı. Amerika Çin'e karşı ekonomik savaşta Chips Yasası ve daha birçok yaptırım kararıyla üstünlük elde etmek istiyor. Ukrayna savaşından sonra da Amerika Rusya'ya karşı topyekün yaptırım politikasını devreye soktu. Haliyle bazı firmalar hükümetin bu stratejisini uygulamakta zorlandı veya gönülsüz davrandı. Ülkeler yazılımdan akıllı zeka teknolojilerine, mikroçiplere, yarı iletkenlere, gıda ve ilaç endüstrisine kadar her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça, ulusal güvenlik açısından neyin stratejik ve önemli olduğuna dair anlayış da temelden değişiyor. Sosyal medya platformu X ile uydu üzerinden internet erişimi sağlayan Starlink'in Ukrayna ve Gazze'de oynadığı kritik rollerden sonra böbürlenen Elon Musk, haklı olarak arkadaşlarına savaşta nasılım diye sorular yöneltebiliyor. Haliyle devletleri özel şirketlerden ve uluslararası jeopolitikayı da ticaretten ayıran net çizgiler kayboluyor. Siyaset ve savaş siyasetçilerin tekelinden çıkıyor. Bu yeni jeopolitik hakikate uyum sağlamak, politika yapıcılar için de devletler için de bir paradigma değişikliğini zorunlu kılıyor. Bercan tutar sabah